Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sofra yapacağım. Çok orijinal, çok güzel bir tarif. Bu arada şu anda fırınımı 250 dereceye açtım. Yarım saat önceden açılması gerekiyor. Bunu hatırlatayım. Ondan sonra başlayayım, yoksa unutabilirim diye baştan söyleyeyim dedim. Şimdi 125 gram kremim var arkadaşlar. 125 gram çikolatam var. 50 gram unum var. 60 gram toz şekerim var. Hepsini ölçtüm ben. Öyle koydum. 5 adet yumurta sarım var. 2 adet yumurta beyazım var. Çikolatayı bitter ve süt olarak karıştırdım. Sadece bitter oldu. Çok aşırı acı oluyor. Sadece sütlüyle de çok açık renk oluyor. Şimdi kasemizi bir tereyağıyla yağlayacağız. Bir miktar tereyağıyla kaselerimde burada onları da hazırladım. Bununla 5 kase çıkıyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Üzerine de yağladıktan sonra kakaoyla kaplayacağız ve en üzerine de pudra şekeri kullanacağız. Çok basit bir tarif. İlk iş olarak şöyle bir cezvemi alıyorum elime. Tereyağımı cezveye alıp eriteceğim. Geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar tereyağının içine çikolatalarımı atıyorum. Tereyağımı erittim güzelce. Şimdi çikolatalarımı attım. Güzelce eritiyoruz. Çikolatalarım eridi arkadaşlar. O da sıcaklığına gelmesini bekleyeceğim. Bunu bir kenara alıyorum. Şimdi kaseme 5 adet yumurta sarısı ve toz şekerimi atıyorum. Beyazlaşıncaya kadar çırpacağım. Yumurta sarılarım güzelce beyazlaştı. Şimdi mikserin ucunu bir yıkayacağım ve kurulayacağım ki beyazları çırpayım. 2 adet yumurta beyazım vardı. Onu şöyle bir çırpacağım. Kaseye aldım. 1 fiske tuz üzerine. Bunu da mikserin ucunu çok güzel kuruladım. Kar haline gelene kadar çırpıyorum. Yumurta aklarım da kar haline geldi. Şimdi yumurta sarılarıma, şekerle çırptığım yumurta sarısına çikolatamı ilave ediyorum. Çikolatamız oda sıcaklığına geldi. Şimdi çikolatayla yumurtalarımızı güzelce karıştırıyoruz, yumurta sarılarımızı. Şimdi yumurta beyazlarımı katlayarak bu karışıma yediriyorum. Böyle birkaç defa da böyle yavaşça, nazikçe öldürmeden diğer kalan beyazlarımı da ekledim. Şimdi arkadaşlar unumuzu ve vanilyayı sanırım malzeme listesine koymayı unutmuşum. Yanımda kalmış burada. Bunları da eleyerek ekliyoruz. Şimdi vanilyam ve unu alıyorum. Güzelce eledik. Ve hassas bir şekilde unu karışımımıza yediriyoruz. Evet, pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırdım. Un kalmasın arasında, ona da dikkat edin. Çünkü unu sonradan eleyerek ekledik. Bu tatlı çok kolay sufle ama bir o kadar da hassasiyet isteyen bir tatlı arkadaşlar. Dakikasını bir şaşın, kek olup çıkıyor. Veyahut da birazcık erken alın, çok sıvı oluyor. Onun için tek püf noktası pişirmesi. Şimdi arkadaşlar yağımı aldım elime, bu elden güzel oluyor. Başka türlü olmuyor. Böyle kasemin her yerini yağlıyorum. Bu şekilde. Bütün kaselerimi yağlayacağım. Şimdi kakaom vardı biliyorsunuz. Onu kasenin birine döküyorum.
ve her yerine gelecek şekilde kakaoya buluyorum arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi diğer kaselerimi de bu şekilde hazırlayacağım. Şimdi arkadaşlar eşit miktarda hepsine aynı şekilde koymaya çalışacağım. 5 kase olacak şekilde. Zaten fazla kabaran bir tatlı değil. Arkadaşlar hepsini hazırladım ve fırının ızgarasına koyacağız. Tepsiye değil. Bilginiz olsun. Ve şimdi bunu fırınıma veriyorum. Videomun başında fırınımı açmıştım. 250 derece yarım saat ısınacaktı. Ve 6 dakika. Kesinlikle saniye şaşmayın. 6 dakika pişecek. Ben şimdi bunu fırınıma veriyorum. Şimdi arkadaşlar fırından çıkarttım ve pudra şekerimi eliyorum. Evet, diğerlerini de eleyip servise hazırlayacağım. Şimdi bakıyoruz. Bakın gördünüz mü? Harika bir kıvamı var. Birazcık serinlemesini bekleyeceğim ben yemek için ama size göstermek için. Baktım, bakın tam kıvamında bir sufle. Beğenmeyi unutmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum, afiyet olsun.